hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün babamla birlikte Osmaniye'mizde özgü zor kuntrava yapacağız. Şalvarlarımızı da giydik. Aynen öyle. Babam açıklasın. Şimdi Osmaniye'mizin en meşhur zor kuntravasını yapacağız. Sizler de göreceksiniz. Tadında parmağınızı da yiyebilirsiniz. O kadar güzel olacak inşallah. Yapacağız. Siz de izlerken bakın. Malzemelerimiz. Etimiz burada. Şöyle göstereyim. Soğan, domates, biber veya acı biberimiz de var. Ve sanırsak sosumuz da burada. Şimdi bunu yapacağız. O sosu ayrı salçayı ayrı şey yaparız baba. O sos ayrı. Ayrı yapacağız. Fellah için olur. Yok tamam, sosu ayrı yapacağız ya. Tamam. Sosunu mu tutmaz zaten. Şimdi başlıyoruz. Ben ne yapayım baba, sen söyle. Sen soğanları soy. Bu arada babam kasap olduğu için et yemeklerini çok güzel yapıyor. Daha önce de bize tavuk tavasını yapmıştı. Gerçekten de güzel yaptı. Güzel. Güzel. Sağlık baba. Abi yavrusu şimdi yaptık yedi inşallah. İzleyenler de görür. Daha neler var babamda, ne? Hem hikaye hem yemek. Bu sefer bunu yaparım. Gelecekte inşallah değişik bir yemek yapacağız. Başka böyle bildiğin yöresel yemek var mı baba? Yani Osmaniye dışında mesela. Askerliğini nerede yaptın sen? Askerliğimi Kayseri'de yaptım. Kayseri. Sizin zamanınız da uzundu değil mi? 2 sene. 2 sene yapmış. Şimdi 6 ay yapıyorlar. Şimdi genelde askere gittim geldim. Nereden gittim geldim askere? Gezmeye gidip gelmiş. Yani 6 ay. Ben bir hemen tülbent geçireyim geleyim. Bakın bu yöremizin meşhur Zorgun yaylasının tavası olacak. Bunu babanı soymazsa bu domatesler çok sert düşüyor bu sene. Eskiden domatesler bahçemizden çıkıyordu. Şimdi bahçede kalmayınca hormonla hepsi. Kabuklarının geleceğini alayım. Şimdi arkadaşlar domateslerimizi doğruyor. Biz soyduk, hazırladık. Niye kabuğunu soyuyoruz baba? Kabuğu çok sert düşüyor. Domatesler pişerken çok, değil mi? Çok sert. Bence domates... bunu taş fırında yapsak daha güzel olur. Ama tabii taş fırına şimdi nerede göndereceğiz de gelecek. Bu arada eşarp yakışmış mı? Tülbent. Allah bana da nasip eder inşallah bir kabuğunu. Muhammed istiyor. Tamam istiyorsan. Ben de istiyorum aslında ama bilmiyorum. Tamamen böyle kendimi hazır hissetmem lazım diye düşünüyorum. Şimdi tavayı bana vereyim. Verin baba. Şimdi tavayı bana ver. Şimdi ben doğradığını döküyüm. Tamam. Şöyle. Şuraya koyayım. Evet. Şimdi doğradıklarımızı şöyle tavamıza koyalım. Domates. Üstü olsa daha iyi oluyor mu? Yok. Olmaz yok. Mı baba? Şimdi o harcarlanacak. Ha gerçi doğru karışacak. Karışacak, harcarlanacak. Kimi tavalarda mesela hiç harcarlanacak. O baştan sağma yapanlar var. Soğanı muanı doğruya vuruyor, üstüne ekliyor, tamam. Şimdi soğanımızı doğruyoruz arkadaşlar. Soğanı da mesela. Çok güzel doğruyor değil mi baba? Şef gibi. Bıçağım yoktu ama büyük. Bizde bıçak küçük kızım, bıçak çok küçük. Soğanın ince olması daha güzel, ete de özenir. Lezzet verir yani. Sarımsak da yeter herhalde burada, bayağı büyük diye. Evet, buraya çıkıyor. Bu da bizim prenses askerimiz. Annesi de eşarpla görünce biraz şaşırdı çocuk. Öyle. Efendim ama? Acı olursa, acı mı olacak? Çok fazla doğramayız baba, bir tane doğraya. Biz yiyeceğiz zaten. Şimdi sarımsağı geçtik. Sarımsağı geldi. Bayağı doyurmuş ha. Baba sende her şey var ha. Ben asker ocağından aşçıyım. İnşallah. Allah'ın önünü versin. Şimdi sosumuza geçiyoruz. Hepsini babam hazırlasın dedik. Bu arada bunu da babamla kayınvalidem, kaynanam yaptı. Bu yeter mi baba? Tamam. Bir kaşık salça. Yaprakların var? Var baba.
dakika önceden açarsanız. Fırını da önceden ısıdım. Daha güzel oldu. Evet, 180 derecede. Altlı üstlü. Yaklaşık 1 saat kadar pişse yeter bence. Çok güzel gözüküyor. Zaten görünüyor, camdan görünüyor pişliği. Ellerinize sağlık babacığım. Çok güzel oldu. Vallahi. Yer beynini bir daha yersin. Pişmemiş hali bile böyle. Aynen. Ekmeğini batır ye. Ellerine sağlık. Bu şekilde fırına verdik. Yaklaşık 1 saat kadar fırında kalacak. Yani pişene kadar zaten piştiği belli olur. Genelde Adana yöremize ait fellah köftesi. Hatay'da da yapıyorlar çok fazla, Osmaniye'de de. Bu şekilde bunu yaptık bugün, canımız istemişti. Bunun üstüne de sarımsaklı bir sos yapacağım tekrardan. Hani sarımsak zaten sosunda var ama üstüne maydanozlu ekşili bir sos daha yapıp sunumdan yanına servis yaparız. Ayrıca ben pilav yapacağım yemeğimizin yanına. Bu ekstradandı, aradan çıksın dedim. Kameraman arkadaşım, çok teşekkür ederim bu arada ona. Onun da canı çok istiyor diye yapmıştık. Birazdan tavamızın son halini göstereceğim. Gerçekten pişmemiş hali bile çok güzel duruyor. Devamına geçelim. Arkadaşlar, şimdi tavamızı yaptık. Babam şimdi, gidecek. Şu anda pişiyor. Benim de işim var. Şu anda gelip işlerimi görüp yetişirsem inşallah zaten kapanışını yapacağım. Şu anda yani hazırlanıyor, pişiyor. İnşallah piştikten sonra yine görürsünüz piştiğinde. Kapanışı ben yaparım artık. Kapanışını da gelinim yapar. İş olur yine. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. İyi baktınız değil mi? Umuna baktıysanız gelecekte yani bambaşka bir tat verir ağzınıza. Babam motora binip gidecek mi? Evet. Hadi hayırlı akşamlar. Hadi akşamlar. Aşçımız gitti. Hala yemeğimiz devam ediyor pişmeye. Aslan Hanım da birazcık huysuzlandı. Ağzını vurdu yürüteçli. Bu şekilde fellah köftemiz de ekstra yemeğimiz olaraktan hazır. Böyle servis yapıyoruz. Bol ekşili. Bol zeytinyağlı, bol sarımsaklı. Mutlaka deneyin. Kameraman dayanamayıp saldırdı. Evet. Kızım, al sen. Bu kuncucuğum. Dişlerin çıksın da sen de ye. Canlı acıdı. Bu şekilde yavaş yavaş suyu fokurdamaya başladı. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Evet, yemeğimiz pişti çok şükür. Altını kapatayım, size de göstereyim. Ben ara ara karıştırdım arkadaşlar. Siz de karıştırırken suyun içerisine. Anne olmak gerçekten zor. Babamdan Allah razı olsun, elleri dert görmesin. Bugün Osmaniye'mizi özgü zor kurtavayla bizi buluşturdu. Bu şekilde. Hatta daha da fazla suyunu çekerse daha güzel olur. Ben şimdi çok bekletmeyeyim dedim. Pişti bu şekilde. Biz biraz daha sulu şekilde seviyoruz. Ekmeğe batırması güzel oluyor. Zaten hiç su eklemediğimiz için domates kendi suyunu saldı. Bu şekilde babam henüz gelmediği için videoyu gene ben tek başıma kapatacağım. Kanalıma abone olup yorum like yapmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Çekmemi istediğiniz başka içerikler varsa Aslı'nın sesi geliyor. Yoruma yazabilirsiniz yalnız pusu dışında, çünkü ben mamiye pusu yapmayı yani düşünmüyorum henüz. Sonuçlarına katlanamam. Gerçekten katlanamam. Ama aklımda çok güzel bir fikir var. İnşallah ilerleyen zamanlarda onu yapacağım. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.